İranla Azərbaycan arasında yaşanan gərginlik bölgədəki bir sıra proseslərə təsir göstərməklə yanaşı, həmçinin beynəlxalq aktyorları da ikiye ayırır. Xüsusilə Qarabağ mövzusunda neytrallıq nümayiş etdirən Amerika Birləşmiş Ştatları qərb tandemi İran mövzusunda Azərbaycanın açıq dəstəyini ifadə edir. Məsələnin digər bir tərəfi isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini iddia edən İrandakı teokratik rejim nümayəndələrinin yaşanacaq növbəti qarşıdurmada Ermənistana hərbi yardım göstərəcəyi ilə bağlı razılığa gəlməsidir. Bəs o zaman Şuşa bəyanaməsi əsasında Türkiyənin reaksiyası nə olacaq? Nəzərə alsaq ki, qardaş ölkədə hazırda seçkilərə start verilib və başqa bir liderin seçiləcəyi təqdirdə Şuşa bəyanaməsinin naqibəti necə olacaq? Türkiyə Respublikasının dövlətinin uluslararası hüquqa uyğun olaraq imzalamış olduğu hukuki anlaşmalar o devleti bağlar. Yani o devletin e, cenap Prezidentleriyle, dışişleri bakanlarıyla, savunma bakanlarıyla asılı değildir. Bu birinci faktör. Yani bu genel kural. İkinci genel kural ise Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri bir sürü sınaktan geçmiş son yüzyıl içerisinde. 1912'de Balkan Harbi'nde, Çanakkale'de, ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'nda, Birinci Karabağ Savaşı, İkinci Karabağ Savaşı. Dolayısıyla Türkiye'nin Azerbaycan politikaları Türkiye'nin iç siyasetinden ağrıydır. Türkiye'deki seçkinin sonucu 14 Mayıs'ta ister şu anki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olsun, veya diğer dört adaydan birisi hangisi olursa olsun şu beyannamesi bin yıl geçse de geçerliliğini devam ettiren ve Türkiye'yi bağlayan bir husustur ve Türkiye'nin iç siyasetinden airedir. Şuça beyannamesinin 5. maddesi e, ilgili maddesi aynı NATO'nun 5. maddesi gibidir. NATO'nun ünlü 5. maddesi NATO'ya üzü 29 ülkenin herhangi birine yapılan saldırıyı kendine yapılmış sayarlar. Dolayısıyla Şuça beyannamesiyle e, o, o ana kadar aslında yazılı olmayan bir şekilde nasıl 1918'de olduğu gibi yazılı olmayan bir şekilde Şuç beyannamesiyle de yazılı hale ele gelen haliyle Azerbaycan'ın tek bir toprağının metrekaresine bir kılına bir zarar geldiği takdirde bu Türkiye'ye yapılmış sayılacaktır ve gereği yapılacaktır. Bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanları gerektiğinde bir millet bir devlet olmasını biliriz. Şu beyannamesi bir millet bir devlete giden bir sürecin parçasıdır.